Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Tersköy. Size sınav süreciyle ilgili bir seri hazırlamaya karar verdim. İlk videom da sınav kaygısı ile ilgili olacak. Bu videoları TYT, AYT, LGS, KPSS ve diğer tüm Türkiye genel sınavlar için izleyebileceğiniz gibi daha vizeler, finaller gibi ya da okul içi sınavlar gibi daha küçük sınavlar içinde de izleyebilirsiniz. Çünkü aslında hepsinin mantığı yaklaşık olarak aynı. Öncelikle bilmemiz gereken şey, kaygı normal bir şeydir. Yani bizim aslında sınavlarda başarılı olabilmemiz için belli bir düzeyde kaygı duymamız gerekiyor. Eğer biz sınav süreciyle ilgili hiç kaygı duymazsak ne sınavlara hazırlanırız ne de sınavda tam performansımızı gösterebiliriz. Yani iyi performans gösterebilmek için bir tür itici kuvvete yani kaygıya ihtiyacımız vardır. Kaygı dediğim gibi normal ve gerekli bir şeydir. Ama eğer biz kaygıyı çok yoğun yaşıyorsak, aşırı kaygılıysak bu sefer biz kendi bildiğimizi hatırlayamayabiliriz. Kendi performansımızı ortaya koyamayabiliriz. Dolayısıyla sınavda çalıştığımızı ortaya koyamayabiliriz ve başarısız olabiliriz. Eğer sınav kaygımız aşırı yoğunsa, bu bizi çok etkiliyorsa aslında sınav kaygımız var diyebiliriz. Ve burada önemli olan kaygıyı ortadan kaldırmak değil, kaygının şiddetini azaltmaktır. Şimdi biz kaygımızın yoğun olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Öncelikle sınava girerken, sınav esnasında ya da sınava bir gün kala mide bulantıları, karın ağrıları, bayılma gibi belirtiler yaşıyorsak burada kaygımız aşırıdır dememiz mümkün. Fakat karın ağrısı, titreme, ateş basması, çarpıntı, nefes zorlukları bunlardan sadece bir ya da birkaçını orta düzey kaygıda da hissedebiliyoruz. Zihinsel belirtilere gelince kafa karışıklığı, okuduğunu anlayamama, özellikle paragraflarda çok oluyor bu. Paragrafı birkaç kere okumak zorunda kalmak, bildiğini unutma, bildiğini hatırlayamama, özellikle yorum sorularında çok fazla takılma, dikkat problemleri ya da mesela 9 ile 5 çarpıyor, işte 56 yazıyor gibi ve bu sebepten dolayı soruyu yanlış yapıyor. Bunlar sınav kaygısı belirtileri olabiliyor. Dikkat problemleri sınav kaygı durumunda da gözükür, dikkat eksikliği durumunda da gözükür. Fakat eğer siz bir ya da iki tane dikkat hatası yapıyorsanız sınavda, bu genellikle birçok kişinin başına gelebilecek bir şey. Eğer siz 5-6 tane dikkat hatası yapıyorsanız burada ya dikkat eksikliği ya da işte sınav kaygısı gibi bir durum var diye düşünmemiz mümkün. Şimdi sınav kaygısında eğer bu video tabii ki size genel olarak yardımcı olacaktır. Fakat bu belirtileri çok ama çok yoğun yaşıyorsanız mutlaka destek almanızı tavsiye ederim. Şimdi bizim öncelikle sınav kaygısı neden yaşadığımızı anlamamız gerekiyor. Bir gerçekçi değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bazı kişiler bayağı çalışır fakat sınavda yani çok iyi olduğu halde stres nedeniyle kendi performansını ortaya koyamaz. Bazı kişiler ise sınava yeteri kadar çalışmamıştır ki bu yeteri kadardan birazdan bahsedeceğim. Yeteri kadar çalışmamıştır ve ben yetersizim, başaramıyorum deyip suçluluk duygusuyla performansını daha az gösterir. Ya da kişi yeteri kadar çalışmadığını hissettikçe bir tür kısır döngüye girer, hiç çalışmamaya başlar. Yani gerçekçi bir değerlendirme yaptığınız zaman sizin sınav kaygınız aşırı mükemmeliyetçilikten kaynaklı mı yoksa yetersizlik hissinden kaynaklı mı, bunu ayırt etmeniz gerekiyor. Fakat genellikle çok çalışan kişiler için yeteri kadar çalışmak diye bir şey yoktur. Bu da biraz kişiyi zorlayan bir noktadır. Yani 8 saat çalışıyordur, 10 saat de çalışabilirdim, ara da vermeyebilirdim, 12 saat de çalışabilirdim, geçen yıl çalışmaya başlamış olabilirdim gibi kendine aşırı yüklenme durumu söz konusuysa burada yeteri kadar gerçekçi bir değerlendirme değildir. Şimdi biz artık sınava giriyoruz. Sınava bir gün kaldı ya da artık kağıtların dağıtılmasını bekliyoruz. Artık bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Hiç çalışmamış olabiliriz, çok çalışmış olabiliriz. Artık çalıştım mı, çalışmadım mı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Artık siz sahnedesiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. En iyi oyununuzu oynamanız gerekiyor. Olaya bu şekilde bakmanızı tavsiye ediyorum ve elimden gelenin en iyisini yaptıysam bu benim için yeterli. Sonucun benim için bir önemi yok. Ben burada elimden gelenin en iyisini yapmakla yükümlüyüm kendime karşı derseniz bu sizin için daha rahatlatıcı olur. Çünkü gelecek soruları bilmiyorsunuz. Yani belki çok kolay bir sınav olacak ve zaten full çekeceksiniz. Belki çok zor bir sınav olacak ve diğerleri de siz de çok düşük alacaksınız. Ama ortalama olarak sıralamada
yüksekte kalacaksınız. Sınavın içeriğiyle ilgilenmeyin. Size gelecek sınavla ilgilenmeyin. Siz dikkatinizi, konsantrasyonunuzu toplayıp bilginizi, yorumlamanızı olabildiğince en iyi kullanmaya çalışmakla yükümlüsünüz bu esnada. Bunu fark ederseniz performansınızı ortaya koymanız çok daha önemli olur. Çok daha kolay olur. Yani sonuç odaklı olmayın, performans odaklı olun. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ve elimden gelenin en iyisi denildiği zaman, yani insanüstü bir performanstan bahsetmiyorum tabii ki. O 2 saat ya da 3 saat sınav süresinde konsantrasyonunuz tam bir şekilde olabildiğince doğru, iyi şekilde gidebilmek önemli olan. Kaygıyla başa çıkmada her zaman diyafram nefesi önerilir. Diyafram nefesine internetten detaylı olarak bakabilirsiniz. Sınav öncesinde kimseyle konuşmamaya çalışın. Sizin kaygınızı düşürecek, moralinizi bozacak insanlardan uzak durmaya çalışın. Çünkü kaygı bulaşıcı olan bir şeydir. Sınav öncesinde gözlerinizi kapatıp bir 5 kere diyafram nefesi alabilirsiniz. O esnada diyafram nefesi alırken kendinize güzel şeyler söyleyin. Yapabilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gibi şeyler söylemeye çalışayım. Çünkü bizim aklımızda kaygılıyken şöyle cümleler geçer. Başaramayacağım, yetersizim, rezil oldum, mezuna kalacağım vesaire vesaire. Bu cümlelerin size hiçbir faydası yok. Yani bir şekilde kendinizi motive etmeniz gerekiyor ki tam performansınızı gösterebilirsiniz. Ve eğer buna Türkiye geneli deneme sınavlarında bunları denerseniz esas sınavda daha kolay hareket edersiniz. Yani mutlaka bunun alıştırmalarını yapmanız lazım. Aklınızdan geçen olumsuz düşünceleri durdurup onların yerine olumlarını ekleyebilmek için sınav öncesinde denemelerde pratikler yapmanız lazım. Bunun dışında verebileceğim bir diğer tavsiye, uyumadan önce sınavı kazandığınızı hayal etmeniz. Gitmek istediğiniz üniversitenin, fakültesinin fotoğraflarına bakabilirsiniz, internetten inceleyebilirsiniz, kazandığınız zamanı hayal edebilirsiniz ya da sınav bittikten sonra işte Ağustos ayında tatile gittiğinizi fakat sınavları kazanmış siz olarak tatil yaptığınızı hayal edebilirsiniz. Bu tip kazanacağınıza dair hayaller kurmanız, gerçekçi hayaller kurmanız sizi motive edecektir. Ve dediğim gibi kendinize yalan söylemeden yapmanız gerekiyor bunu. Yani kalkıp işte atıyorum sınava şu anda 3 ay kaldı. 3 ay içerisinde kendinizi getirebileceğiniz bir nokta bellidir. Birkaç tık üstü de bellidir ama full çıkartacağınızı hayal ederseniz ve şu anda yarı yarıya net çıkartıyorsanız bu gerçekçi bir hayal olmaz. Ve hayallerimizde bile kendimize biraz samimi olmamız bizim performansımızı arttırmamıza, kendi gücümüzü ortaya koymamıza yardımcı olacaktır. Evet, sınav kaygısıyla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Bir sonraki videoda sınav sürecinde hazırlıkta psikolojimizi nasıl yönetebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.